altına alındı ya bu memlekette. Erdoğan'ı eleştirdi diye bir tek hakaret cümlesi yok. Evet. Bizzat takip ettim. Bizzat takip ettim. Adamcağızı serbest bırakmak zorunda kaldılar. Takip etmeseniz başına kimler gelecek Allah muhafaza. Çok şimdi böyle bir tabloyu yaratan otokrattan sen Türkiye'nin demokratikleşmesi adına bir yarar umuyorsun. İlaveten de şunu söyleyelim. Rasim Ozan Kütahyalı'yı bence iyi takip etmek lazım. Kıymetlidir. Kimler açısından? Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediğine bakarsanız, onu da kimin konuşturduğunu bilirseniz, o sözlere bir önem atfetmek kıymetli olur. Şimdi şaka yapılmaz bu memlekette diyorlar. Espri yaptığımı söyleyeyim, biraz da açayım sözlerimi. Ne diyor Rasim Ozan Kütahyalı? DEM Partisi diyor şu kadar oy alırsa, evet %9 diyor. Şöyle olur, böyle olur, bilmem ne olur falan filan. Kayyum politikası ortadan kalkar diyor mesela. Tamam mı? Ya yani biz buna resmen bir şey politikası diyoruz. Esir politikası diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bakın, memlekette bizi izleyen milliyetçi kardeşlerimizin yanlış anlamaması için sözlerimi çok açık ifade edeceğim. Birisinin terörle ilişkisi varsa ve bu terörle ilişki evrensel ölçütlere göre bağımsız bir gözlemciyi tatmin edebilecek bir adalet ortamı içerisinde kanıtlanabiliyor ise devlet gereğini yapar. Ya da ise devlet değildir. Evet, yapmalıdır. Yapmalıdır. Peki konu ne? Siz X ilinin valisisiniz. Ben de bu X ilinin belediye başkanıyım. Benim yerime kayyum olarak atanıyorsunuz siz. Ve görev yapmaya başlıyorsunuz. Sonra seçim geliyor. Beyefendi, beni zaten içeri atıyorsunuz. Beyefendi bu belediye başkanlığına aday oluyor. Aday olurken de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak aday olup olamayacağına ilişkin onayları alıyor. Herhangi bir adli sorunu olmadığı için aday olmasına izin veriliyor. Seçimler yapılıyor. Evet. Ve bu beyefendi belediye başkanı olarak seçiliyor. Siz bu koltuktan kalkıp o koltuğa geçiyorsunuz. Tekrar vali koltuğuna oturuyorsunuz. Ve yalnızca ertesi günü yazı yazıyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na. Buranın belediye başkanı görevden alınsın ve kayyum atansın diye. İki gün sonra da bu kayyum atanıyor. Şaka gibi geliyor değil mi? Evet. Tarihleriyle belli, isimleriyle belli. Şimdi buranın içerisinden herhangi bir hukuk aramak mümkün müdür? Mümkün değil. Eğer mümkünse o zaman seçimleri yapmayalım. Erdoğan nereye arzu ediyorsa bir taraftan vali atasın, bir taraftan belediye başkanı atasın. Aklındakinin bu olduğu konusunda da kuşkum yok. Onu evet. söyleyeyim size yani. Evet. Aklındaki bu. Şimdi dolayısıyla bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bir başka örnek daha var. Şimdi belediye başkanlığı görevden aldınız değil mi? Ne yapmanız lazım? Orada belediye meclisinin kendi içinden bir belediye başkanı seçmesi lazım. Diyorsunuz ki ben terör nedeniyle bunu görevden aldıysam belediye meclisinin içinden belediye başkanı seçmesine izin vermem. Yani şunu demeye çalışıyorsunuz siz. Oradaki belediye meclis üyeleri de elimde bir kanıt manıt yok ama onlar da nasıl olsa teröristtir. Evet. Dolayısıyla ben bunun içinden de seçtirtmiyorum, dışarıdan atama yaptırıyorum. Bakın terör, terörist lafları bu memlekette peynir ekmek gibi ucuz satılıyor. Maalesef. Süleyman Soylu'yu hatırlayan var mı? Bak unutuluyor değil mi? Şimdi galiba Eyüp'te falan dolaşıyormuş bu aralar gene. İstanbul'da ilçelerde bazı ziyaretler yapıyormuş. Hatırlatalım ona. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde falan her ilçede günde 3-4 tane ilçede miting yapıyordu. Herkese terörist diyordu. Herkese de terörist diyordu. İstanbul Belediyesi'nde 700 tane terörist vardı ya. Ne oldu? Ne oldu Süleyman Soylu? Yanına bütün İçişleri bürokrasisini toplayıp İstanbul Belediyesi'ndeki teröristler var, onlara hayat hakkı tanımayacağız diyordunuz değil mi? Ne oldu? O teröristler hala İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya devam mı ediyor? Ey Ali Yerlikaya, sen Süleyman Soylu'nun soruşturma dosyasına dönüştürmediği dosyaları inceleyip de İstanbul Belediyesi'ndeki teröristleri niye almıyorsun? İstanbul Belediyesi'nde 86 bin insanı teröristlerden birisi diye itham ettiniz, çektiniz gittiniz.
Orta yerde terörist falan yok. Bunlar çok kolay ithamlar. Maalesef, anlatabiliyor muyum? Maalesef. Evet. İlaveten de şunu söyleyeyim. Ben kendi adıma, kendi duygumu, partimin adına da söyleyebilirim. Bu partinin grup başkan vekiliyim. Biz Atatürk milliyetçiliği konusunda herhangi birinden ders alabilecek bir siyasal parti değiliz. Birey olarak da hiçbirimiz değiliz. Bu memlekette ne zaman birileri bayrağın arkasına saklanmışsa, ne zaman ezanın arkasına saklanmışsa, arkasından mutlaka bir ihale yolsuzluğu vardır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Her cuma günü bir tane Kur'an'dan ayet sallıyorum falan diyen adamın nasıl rüşvet aldığını hep beraber gördük. Demek ki ezanın arkasına saklanmaktan, bayrağın arkasına saklanmaktan vazgeçin. Gelin bu memleketi birlikte doğru bir yönetime kavuşturmak için gayret edelim. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır durduğu noktada durmaya devam edecek. Bu ülkeyi hiç kimsenin bölmesine de izin vermeyecek, geriye götürmesine de izin vermeyecek. Sadece biz değil. Bu memlekette demokrasiye inanan herkes bunun teminatıdır. Sözlerimi şununla bitireyim izin verirseniz. Gramsci denilen bir adam var. Bu 1930'ların İtalya'sında yaşamış bir akademisyen. Aynı zamanda siyasetçi. Hem akademisyen hem siyasetçi olduğu için müthiş bir teori ortaya koymuş. Hegemonya teorisi. Diyor ki bir iktidar yurttaştan oy alabilmek için önce rıza üretmeye çalışır. AKP rıza üretmeye çalıştı değil mi? Ne yaptı? Yıllarca dini istismar etti. Bizim alnımız secde görüyor. Bizim dışımızdakilerin hepsi kafirdir diyerek insanları çok kolay kandırdı ve yığınla oyları almayı başardı. Arkasından sabah ATV operasyonlarını hatırlıyoruz değil tabii, mi? İlk yaptı işte. Yani kamu ihalelerinden insanların kazandıkları haksız kazançlarla oluşturdukları havuzlarla sabah ATV'yi ve tüm medyayı bir yandaş medya haline getirdiler. Ve her gün herkesin misafir odasına o yalanları pompalamaya devam ediyorlar. Eskiden başka televizyonlar vardı, onlar kapandı. Şimdi A Haber var değil mi? A Haber kafası dediğimiz bir şey var. Evet. Ya TRT'nin hakkını yemeyelim yani. TRT kafası denilen bir şey yok mu? Ve TRT de her yerde var. Ya bakın o kadar adi yalanlar söyleniyor ki. Örneğin işte girelim yani. 2019'da İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın binasının alınması meselesi var. Evet, para sayma makineleri para falan sayma dediler ya. Para sayma meselesi var ve o para sayma o binayı satan adamın avukatının ofisinde yapılıyor. Yani avukatının ofisine para götürülüyor, ev sahibine para veriliyor. Evet. TRT ne diye program yapıyor? İl, CHP il binasında görüntülendiği iddia edilen para sayma olayı diyor. Evet. Açıkça yalan mı? Açıkça yalan. Yani yalan oldu açıklanmış mı? Açıklanmış. Buna rağmen o haberi yaptılar. Tabii buna rağmen. Yani. Bir kısa reklama gidelim devam edeceğiz. Peki. Sevgili